Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Sivas katmeri tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, tuz, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı zeytinyağı, 200 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 karıştırma kabına içerisine ılık sütümüzü dökelim. Ilık suyumuzu da dökeceğiz. Yarım bardağı sıvı yağ. Mayamızı da dökeceğiz. Malzemeler biraz çırpalım. Unumuzu ekleyelim. 5 su bardağı koydum. Eğer sizinki hamurunuz biraz yumuşak olduysa daha fazla un koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz koyalım. Evet, tüm malzemeler şöyle çırpacağız. İyi bir kıvama olana kadar bekleteceğiz. Evet, hamurumuz şekli böyle gördüğünüz gibi. Evet, kıvamı gayet iyi ve eli yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuz üstüne kapatıyoruz ve 1 saat kadar mayalanana kadar bekleteceğiz. Evet, 1 saat geçtikten sonra hamurumuz bakalım. Bayağı iyi bir şekilde mayalandı. Tezgahın üstüne biraz un serpeceğim. Evet, unun üstüne şöyle hamurumuzu koyacağız. Evet, şimdi 4 parçaya böleceğiz. Parçalarımız üstünü kapatıyoruz ve 10 dakika kadar bekleteceğiz. 200 gram tereyağı koyacağız. 1 çay bardağı zeytinyağı dökeceğiz ve birbiriyle karıştıralım. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle biraz tezgahın üstüne un koyacağım. Hamurumuzdan bir parça alıyoruz ve ellerimiz ile açalım şunu. Şimdi merdane ile açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı ince bir şekil olmadı. Şimdi tereyağı ve zeytinyağı şöyle üstüne süreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bol bol şekilde koydum. Şimdi bir kenar alıyorum ve şöyle katıyoruz. Evet, kattık kenar, şöyle üstüne yağ süreceğiz. Evet, bu şekilde olacak. Evet, şimdi bir daha katlıyorum. Şöyle yağlanmış kenarı üstüne koydum. Evet, bunu da yağlayacağız. Evet, şimdi böyle. Bunu da yağlayacağız. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi de yağlayacağız. Şimdi bunu alıyorum ve bir kenarı bırakacağım.
Diğer ineği için aynı şekilde hazırlayacağız. Önceden hamurumuzu 4'e böldük ya, şimdi bunu 2 tane katmer oluşturacağız. Şimdi bir miktarı un koyacağız. Hamurumuzu ellerimiz ile açıyoruz. Merdane ile açalım. Evet, bu büyüklüğü olacak. Şimdi tereyağı ve zeytinyağı karışımı ile alacağız. Evet, şimdi bu şekilde ilk önce hazırladığım parçayı alıyorum ve tam ortasına koyacağız. Şimdi bir kenar alıyoruz ve katıyoruz. Yine de yağlayacağız. Evet, diğer iğne de katlayacağız. Evet, şimdi şöyle bunu da diğerleriyle yağlayacağız. Evet, sonunu katladık ve bunu yağlamayacağız. Evet, şöyle kaldırıyorum ve diğer iğne için aynı şekilde hazırlayacağız. Fırın tepsini alıyorum ve içine yağlı kat koydum ve bir kenara atalım. Tezgahın üstüne biraz un koydum. Az önce hazırladık parçayı alıyoruz. Şimdi hamurumuz üzgün bir şekilde açıyoruz. İlk önce ellerimiz ile açıyoruz. Ondan sonra merdane ile açalım. Evet, şu şekilde kaldırıyoruz ve yağlı kadın üstüne koyacağım. Yani fırın tepsinin içine koyacağız. Evet, diğer iğne için aynı şekilde hazırlayalım. Evet, böyle ikisini fırın tepsinin içine koyduk. Şimdi keskin bir bıçakla şöyle çizgiler atıyorum. Evet, bu şekilde biraz boşluk bırakacağız. Şimdi yumurtanın sarısı alıyoruz. Yumurtanın sarısı üstüne bir yemek kaşığı kadar yoğurt koyduk ve fırça yardımıyla birbiriyle karıştıracağız. Evet, şimdi şöyle yumurtanın sarısı ve yoğurtumuzu şöyle üstüne süreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi her yeri sürdük. Şimdi fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 200 derece olacak. Rengi nerleşene kadar bekleteceğiz. Evet, bakalım nasıl oldu. İyi bir şekilde pişti. İyi bir şekilde pişti. Artık fırından çıkaracağız. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.